genel izleyici için uygundur. Tercih Zamanı programından merhaba. Cem Seymen ben. Bu programda aslına bakarsanız öğrencilerin bilgisini, becerisini ama en önemlisi potansiyelini ortaya çıkarabilmek için çalışan, fikir üreten, vizyon geliştiren üniversiteler var. Ve bu üniversiteleri biraz yakından tanımak istedik. Tercih zamanı döneminde aslında ailelerin kafası karışık olabilir. Öğrencilerin tam olarak ne yapmak istediklerine karar vermemiş olmaları söz konusu olabilir. Karmaşık bir dünya, hızlı değişen bir dünya. Meslekler değişiyor, yeni meslekler doğuyor. Yapay zeka hayatımıza öyle bir girdi ki tam anlamıyla yıkıcı bir etkisi var. Yepyeni meslekler doğacak ve bu meslekler içinde öğrencilerin yollarını net bulabilmeleri, doğru bir kararı verebilmeleri lazım. Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da değil, İzmir'de değil, sevinerek görüyorum ki Türkiye'nin birçok bölgesinde son derece başarılı üniversiteler var. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, bugünkü konuğum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden rektörümüz yayınımızda Profesör Doktor Alptekin Yasım. Alptekin Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle sizi stüdyoda ağırlamak çok isterdim. Onu söyleyeyim. Gaziantep'i çok özledik. Kahramanmaraş'ı çok özledik. Ben sıklıkla gider gelirim. Kahramanmaraş benim için çok kıymetli bir yerdir. Ama en yakın zamanda bir arada oluruz umarım. Stüdyoda da seneye ağırlayalım. Ama ondan önce mutlaka bir Kahramanmaraş ziyareti yapacağım. Onu bilesiniz. Muhakkak bekleriz. Muhakkak. Değerli hocam, üniversite tercihlerini yaparken herkesin kafası karışık dedim. Karışık olmalı mı? Kahramanmaraş'ta bir üniversite en az İstanbul'daki üniversiteler kadar iyi olanaklar sağlayabilir, son derece iyi bir eğitim sunabilir. Siz de bu iddialı üniversitelerden birisiniz. Biraz anlatır mısınız bana üniversiteyi? Öncelikle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi, genel bir üniversite. Yani sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden oluşan 13 tane fakültesi, yine 3 tane yüksekokul, 7 tane meslek yüksekokulundan oluşan bir üniversite. Aslında üniversitemiz yan olarak bakıldığında Türkiye'deki pek çok batıda dediğimiz üniversitelerle kıyasladığımızda aynı eğitim kalitesini, aynı öğrenci yetiştirme kabiliyetini sunan bir öğrenci, bir üniversite. O yüzden öğrencilerin gerek bölgeden, gerek bölge dışından gelecek öğrencilerin hepsini kabul edebileceğimiz, hepsine en iyi bir şekilde hizmet verebileceğimiz bir üniversite. Üniversitemiz yaklaşık 32 bin aktif olmak üzere 35 bin öğrencimiz var. Yaklaşık 2000 dönümlük bir araziye kurulmuş, belki Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birisine sahip olan bir üniversite. Bir tarafı dağ, diğer tarafı baraj gölü olan yeşillik, ormanlık içerisinde bir üniversite. Tabii ki sadece görüntü değil, biz iddialıyız. Eğitim olarak da Türkiye'deki herkesin en iyi şekilde verdiği eğitimi verecek bir üniversiteyiz ve bununla ilgili de KPSS sınavlarında iki defa Türkiye birincisi çıkartmış bir üniversiteyiz. Bir üniversitenin girdiği yeri çok değiştirdiğini biliyoruz. Yani bir üniversitenin aslında üniversiteden daha çok bir sosyal katkısı var. Akademik katkısı evet de çok önemli. Ama bulunduğun yerdeki insana, çevreye, doğaya, oranın sanayisine, o bölgedeki potansiyelin değişmesine ve değerlendirilmesine çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Dolayısıyla sizin üniversitenizin de bu yıl zannediyorum... Kaç mezununuz var hocam bu yıl? Kaç mezun veriyorsunuz? Bu yıl 6800 mezun verdik. Bu ne kadar büyük bir üniversite olduğunuzu da gösterir. Bu 6800 mezun Türkiye'nin ya da dünyanın birçok bölgesine dağıldığında öğrendikleriyle aslında yüksek lisans yapmak isterse ya da bir iş sahibi olmak isterse çok büyük altın bilezikler de koluna takmış olarak mezun oldular. Sizce... bu okulun öğrenciye kazandırdığı en önemli değer nedir? Nasıl bir felsefeyle mezunlar veriyorsunuz? Öncelikle mezunlarımız kendilerini Türkiye'nin diğer büyük üniversiteleriyle eşdeğer olarak görüyorlar.
Ve bu konuda gerçekten bilgi, beceri ve donanım olarak tam yetkililer. Her türlü imkanların olduğu son derece iyi bir üniversite, bir kampüsümüz, son derece iyi hocaların olduğu, Türkiye çapında isim yapmış olan hocaların olduğu bir üniversite. Ve bu üniversiteden mezun olan öğrencilerimiz Türkiye'deki en iyi yerlerde iş bulabiliyorlar. İşte TUSAŞ'ta, dediğim gibi kaymakamlar var etrafımızda. Diğer üst düzey bürokratlar, genel müdürler var bizden mezun olan. Sonuçta şunu önce öğrencilerimize lanse ediyor. Burası Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden, en iyi üniversitelerinden birisi. Ve bu da size öğretilen bilgileri siz kendiniz geliştirirseniz Türkiye'deki yapamayacağınız, iş giremeyeceğiniz bir meslek yok. Hocam, tıp fakültesi hastanesiyle ilgili yenilikler var. Ben bunu basından da takip ediyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü sizin önemli de bir hedefiniz var. Gelişmeler neler tıp fakültesi hastanesiyle ilgili? Çünkü bir taraftan bulunduğu şehre katkı sağlıyor derken bir taraftan da oraya bilim ve hizmet de getiriyor üniversite tabii. Ama iş bir de tıp fakültesi hastanesi olunca hedef de çok büyümüş oluyor. Bu konuda son gelişmeleri sizin ağzınızdan duymak isteriz. Tabii ki. Aslında üniversitelerin halka açılan kapıları tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri. Deprem döneminde biliyorsunuz şehirde büyük sıkıntılar ortaya çıktı. Tıp fakültesi hastanemiz sağlam bir yere yapılmış, sağlam bir hastaneydi. Şehirde deprem sonrası sağlık hizmetinin yaklaşık %70'ini hastane taşıdı. Sorunsuz olarak bütün doktorlar, hemşireler, diğer sağlık personelleri, idari personeller hepsi bir arada geldiler ve inanılmaz nasiparane bir hizmet verdiler. Depremden hemen sonraki kısa dönemde, Şubat'tan Mayıs'a kadar olan dönemde öğrencilerimiz diğer üniversitelere yolladık YÖK'ün de kararıyla. Ama ondan sonra tekrar Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime tekrar geldiler, başladılar. Eğitim konusunda bir sıkıntımız yok ama tabii ki kamuda biliyorsunuz hekim tutmak biraz zor idi. Zor da dışarıda çok daha uygun, iyi fiyatlara çalışıyor hekimler. Ama biz özellikle işte döner sermaye sistemindeki değişikliklerle, puanlama sistemindeki değişiklikler, teşvik ödemeleriyle şu anda hastanenin daha önceki dönemde inanılmaz borcu olan, doğru düz hekimlere ödeme yapamayan ve bu yüzden de hekimlerin ayrıldığı bir üniversiteyken şu anda Türkiye'de en iyi döner sermaye ve teşvik ödemesi veren, bu yüzden de pek çok harika bu hekimin tercih ettiği bir üniversite haline geldik. Olmayan bölümler, daha önce hiç açılmamış olan bölümler, işte gastroenterolojik cerrahi bir öğretim üyesi aldık, ikinci bir tanesini alıyoruz. Çok güzel bunlar. Hocalarımız yoktu. Yaklaşık 7-8 yıldan beri yoktu. Onları tekrar getiriyor, başlıyorlar. Yani şu anda bölgede yapılmayan bir işin olmadığı bir tıp fakültesi haline geldik. Hocam bu harika bir politika gerçekten. Umarım ben de oraya gelip kendi gözlerimle görebilirim. Aslında ben şöyle de düşünüyorum hep. Yani kendim de bir öğretim görevlisi olarak düşünüyorum bunu. En iyi binalar da yapsak, altın kaplamalı duvarları olan binaları da yapsak, yani öğrencinin bence hayatını değiştiren en önemli şey öğretmen. Yani ben eğitim fakültelerimizin de bir revizyona girmesini çok isteyen gazetecilerden biriyim. En iyi öğretmenleri yetiştirerek belki de öğrenciye en iyi dokunabileceğimiz öğretim kurumlarını yaratabiliriz. Çünkü yani mesela ortaokulda da Finlandiya eğitim sistemini de gördüğümde ortada bir mucize yok. Ortada iyi öğretmenler var. Dolayısıyla sizin de akademik kadronuzda bu kritere çok önem verdiğinizi de görüyorum, takip ediyorum, biliyorum. Ama yine de biraz bahsetmek ister misiniz? Öğretim kadronuz, akademik kadronuz öğrencinin hayatını etkilerken ne gibi değişimler yaratıyor? Nasıl bir güce sahip? Şimdi bir kere tıp fakültesindeki eğitimin temel amaçlarından birisi biliyorsunuz usta-şirak ilişkisidir. Öğrenci hocasından görmesi lazım bir takım şeyleri.
Biz şunu iddia ediyorum ki Türkiye'deki pek çok büyük üniversiteye, isim yapmış üniversiteyle kıyasladığımızda bizim öğrencilerimiz hocalarla direkt olarak muhatap olabiliyor. Hocayı her gün görüyor. Hocalarla beraber poliklinik yapıyor, ameliyata giriyor. Her türlü yapılan eğitime direkt hocalardan alıyorlar. Asistanlardan çoğu üniversite diyelim, asistanlardan eğitim alınıyor ama bizde direkt hocadan eğitim alıyor. Bu şundan kaynaklanıyor. İki sebeple. Bir, hocaların motivasyonunu çok yüksek tutuyoruz. Hocalara dediğim gibi iyi bir ücret veriyoruz. Mümkün olduğu kadar her türlü imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Tabii hoca memnun olunca bu sefer öğrenciye olan tavrı, yaklaşımı daha farklı oluyor. Ve yani şunu da hocalarımıza söylüyor. Her tabii öğrencinin bir hoca danışmanı var tıp fakültesinde. Her bir yerde var. Direkt olarak bu öğrenciler hocalarla direkt irtibata geçebiliyor. Hepsi telefonlarını alıyor, konuşabiliyorlar. Bir sıkıntısı olduğunda hocaları ulaşabiliyorlar. Onun dışında yine idarede de benzer şekilde dekan yardımcılarına devamlı ulaşabiliyorlar. Önemli olan hocanın memnun olması, öğrenciye bir şeyler vermek istemesi. Ve öğrenciye bir şeyler verince de sonuçta bu öğrencinin daha çok eğitimini, daha iyi bir eğitim almasına... Kesinlikle. Yani şunun ortadan kalkmasını istiyorum. Öğretmen hazırlanıyor, slaytlarını, görsellerini hazırlıyor. Öğrenciler sınıfta onu sessizce dinliyorlar. Genellikle interaktif olmuyor. Soru bile sorulmuyor. Görseller, slaytlar arka arkaya anlatılıyor ve otomatik bir robot gibi sınıftan çıkıyor. Bu öğretmen yerine öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu bilen, potansiyelini tanıyan, yeteneklerini, becerilerini gören bir öğretmenin çok fark yarattığına eminim ve bunu da görüyorum. Siz de zannediyorum böyle bir eğitim konusunda titiz davranıyorsunuz. Evet, mesela bütün vizitleri tıp fakültesi öğrencileri her sabah hocalarıyla muhakkak vizit yaparlar. Orada hastalar tartışılır. Hastalar hakkında hoca soru sorar. Öğrenciler hocaya soru sorar. Ve interaktif bir eğitim almış olurlar. Yani sadece sınıfta verilen eğitim aslında artık demode olmuş bir eğitimdir. Ve uzaktan eğitim dönemi mesela tıp fakültesinde biz hiç yapmadık. Muhakkak bütün eğitimler yüz yüze eğitim olarak devam etti. Belki 1. ve 2. sınıflar hariç olmak üzere. Özellikle hastaneye geçtikten sonra her öğrenci direkt hocasından öğrendi. Tedavi yöntemlerini, hastalığa teşhis koymayı, diğer bir takım işleri. Çok güzel. Ondan dolayı da bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler de gerçekten çok iyi öğrenciler olduğunu düşünüyoruz. Hocam son bir soru soracağım size. 2025 yılı için eminim bize açıklayacağınız planlar vardır. Çok da az zamanımız kaldı ama 2005 yılı ve sonrası için ne gibi hedefleriniz ve planlarınız var? Bize birazcık bilgi verirseniz böyle programı kapatalım. Tabii ki üniversiteyi büyütmek, geliştirmek, eksik bir takım fiziki yapılarımız var. Onları tamamlamak istiyoruz. Ama yeni bölümler, yeni fakülteler açma düşüncemiz var. Şimdilik tabii bunları neler olduğunu çok söylemeye gerek yok ama gerçekten ve şu var, asıl bizim önümüzdeki dönem 2025-2025 en büyük hedefimiz bu uluslararası indekslerde iyi bir yere sahip olmak. Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda orada yanınızda olacağımızdan ve kampüsünüzü ziyaret etmekten büyük mutluluk duyacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Eksik olmayın yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. En kısa zamanda muhakkak bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben Cem Seymen. Gençliği, gençleri, eğitimi ve öğretmenleri ve fark yaratmayı ve Türkiye'yi yükseltmeyi konuşmaya devam edeceğiz tercih zamanında. Hoşçakalın.